Evet değerli izleyiciler, Arhavi'de yapmış olduğumuz güzel bir çekimin ardından şimdi de Kemal Özyurt hocamla beraber İstanbul Bahçeşehir'de evindeyiz. Burada bir çekim gerçekleştireceğiz ve tabii ki konumuz yine yaşam ve müzik. Değerli hocam nasılsın? Hoş geldin, çok iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, sağ olasın. Bu pazar günü benimle paylaştığın için çok teşekkür ediyorum. Birlikte Arhavi'de Cihada Efsanesi ve müzikle ilgili güzel bir çekim yaptık. Yaşam ve müzik programımız Arhavizyon ekranlarında YouTube'da izlenecek. Bu bağlamda senin de müzik yaşantınla ilgili burada bir çekim yapmak istedim hocam. Öncelikle ilk soruma geçmek istiyorum. Hayat nasıl gidiyor hocam? Hayat iyi gidiyor diyelim ama tabii sadece belli kesimin iyi gitmesi iyi bir şey değil ülkede. Herkesin hayatının iyi gitmesi lazım. Yoksa o ülkedeki değerlerin paylaşımı hiçbir zaman tam olarak yerine oturmaz. Ve her zaman sorun çıkar. Evet hocam, şunu söylemek istiyorum. Bugün müzik yapıyor olsaydın, bu şartlarda Türkiye'de müzik yapıyor olsaydın, hangi müzik tarzını tercih ederdin? Şimdi günümüzde yapılan müziklere bakıyorum. Çok başarılı olan sanatçılarımız var gerçekten. Fakat hiçbiri o eski veya ben ona daha çok değer verdiğim için de olabilir. O Anadolu folk, rock ya da Avrupa'da yapılan, dünyada yapılan o dönemde senfonik rock tarzındaki müzikler günümüzde yapılmıyor. Bu tabii büyük bir eksiklik. Günümüzdeki müziklerin en büyük eksikliği melodi yetersizliği. Melodiler çok kısa. Müzik aynen bir şiir veya bir yazı, kompozisyon gibidir. Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri olur. Genellikle müzikte bunu iki kere tekrar edersin. Fakat günümüzdeki müzikler böyle değil. Girişin, finalin, intronun ne olduğunu bir türlü anlayamıyorum. Ben mi anlayamıyorum bilemiyorum ama anlaşılmıyor gerçekten. Ve sözler çok basit. Yine halk müziği ve Türk sanat müziği, Batı müziği eskiden desteklerdi. Şimdi bakıyoruz ne Türk halk müziği kaldı ne de sanat müziği kaldı. O yüzden bizim ülkemizde yapılan pop müzik çok fazla duygudan uzaklaş. Yoksun. Yoksunlaş. Ben bazen müzisyen arkadaşlarım, aranjör arkadaşlarım birer gelince hep bu hikayeyi anlatırım. 2000 sonrası pop müzikte bir tekerleme dönemi başladı. Evet. Şarkıdan çok bir tekerleme. Günlük hayatta kullandığımız argo bir kelimenin şarkıya ilerleyip nakarat olarak kullanılması başladı. Ben bir gün dedim ki o piti piti karamela sepeti diye bizim çocukluk takibi tekerlememiz vardı. Bir gün bu şarkı olacak dedim. Hakikaten de bir sabah kalktım, dinledim, şarkı olmuştu. Yani dediğiniz çok doğru. O eski şarkılardaki ruh yok. Mesela bir gece eğlence ortamına girdiğimizde onlarca şarkı söyleniyor. Fakat bir sanat müziği şarkısı, duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini veya buna benzer bir şarkı okunduğunda insanların o anki ruh halinin ne kadar değiştiğini, herkesin iştirak ettiğini görüyoruz. Yani bu da şunu gösteriyor, eski o ruhlu şarkılar yok. Yani tekerlemeler başladı. Anadolu Rock grubunun, Anadolu Rock tarzı müzikler de bitti. Ki ben onları dinlediğimde gerçekten çok etkileniyorum, çok da seviyorum. Özellikle sizin orkestra döneminizde en iyi yaptığınız müzik oydu. O bağlamda baktığımız zaman bugünkü müziğin bir nötrize olduğu, dijital segmentte bir nötrizasyona uğradığı apaçık ortada. Şimdi bunlara baktığımız zaman hocam, anlıyorum ki siz geçmişi olan, geçmişte yapmış olduğunuz müziğe karşı bir özleminiz var. Hala onu yapmak istersiniz. Peki, müziğin dijital platforma geçmesi sizce nasıl bir ortam doğurdu? Dijital ortam sınırsız bir imkan sağlıyor. Fakat bence insan kulağının duyabileceği o 20-20 bin frekans aralığını tam olarak sunsa bile plaktan aldığım zevki hiçbir zaman CD'den alamadım. Demek ki bu işte bir gariplik var, bir yanlışlık var. O yüzden ben dijital ortamda yapılan müziği pek sevmiyorum. Çünkü orada müzisyenlerin duygusunu tam olarak yakalama imkanı bence yetersiz. Olmuyor, bir türlü olmuyor. Yani örneğin klavye dijital ortamda bir şey çalıyor. Kütüphanesinden onu saksafona, gitara veya başka bir şeye dönüştürüyor. Bu böyle olmamalı.
Evet. Nasıl olmalı? Gerçekten bir müzisyen orada çalmalı ki kendi duygusunu ifade etsin. Eskiden Orhan Gencebay 40 kişilik orkestrasıyla stüdyoya girerdi. Bir parçayı kaydetmek için 40 kere, 50 kere kayıt yapardı. Şimdi siz yalnız çalsanız bile onu dijital ortamlarda düzeltme imkanı var. Tabii. O düzeltirken ne oluyor? Duygu kayboluyor bence. Bir de şuna dikkat çekmek isterim. İki tip müzik dinleyicisi veya sistemi vardır. Bir eğlence, diğeri dinlence. Türk sanat müziği veya halk müziği bazı parçaları nedir? Dinlence müziğidir. Demiş olduğum parça bir eğlence müziği değildir. Duydum ki unutmuşsun gözlerinin rengini bir dinlence müziğidir. Şimdi örnek veriyorum, enstrümanlardan örnek veriyorum. Tulum hiçbir zaman bir dinlence müziği şeklinde kullanılamaz. Kemençe ancak birkaç parça olarak kullanılabilir. Eğer siz bir konsere gittiğinizde, ki ben arabada bunu geçen yaz gittiğimde gördüm. Kemençeyi de 3 saatlik bir program götürülüyor gitar eşliğinde. Bu insana inanılmaz sıkıntı verir. Çünkü kemençe çalındığı zaman oynama ihtiyacı hissedersin. Tamam, kemençeyle çalınan bir takım duygusal parçalar var. Ama kemençenin asıl yaptığı şey eğlencedir. Tulumun yaptığı asıl şey eğlencedir. Onu dinlence müziği olarak kullanmaya başladığın zaman insanları sıkar ve rahatsız eder. Buna dikkat edilmiyor. Örnek veriyorum. Erkan Ocaklı nasıl ünlü oldu? Kullandığı enstrüman neydi? Karadeniz müziği yapan bir insanın kullandığı bağlamaydı. Evet. İşte Karadeniz müziği yapan arkadaşlara da bunu defalarca söyledim. Yaptığımız kayıtlarda kemençe ve tulumu en asgariye indiriyor. En az bir biçimde kullanıyor. Örneğin Okay Temiz'in 70'li yıllarda yaptığı Karadeniz müziğini temel alarak bazı parçaları vardı. Bunlardan işte Dere Geliyor Dere veya işte Deli Horon. Bunları cazla birleştirip Afrika kökenli vurmalı sazlar eşliğinde tulum, kontrabas ve bateri eşliğinde parçaları var. Bir o Karadeniz müziğini bir dinlesin bu arkadaşlar. Ve nasıl çaldıklarını bir anlasınlar. Gidiyorsunuz, kemençe başlıyor, bir parçaya eşlik ediyor, arkasındaki parçaya eşlik onunla olmaz böyle bir şey. İnsanları kemençeden uzaklaştırıp nefret etmeye başladı birçok insan, tulum dinlemeye başladı. Neden? Çünkü bir tulumu sen saatlerce... Tulumla horon oynanır, başka bir şey yapılmaz. Biz Mehmet Remzi Hoca'yla bir ara bando kuralım dedik, tulum bandosu kuralım dedik. Gittik bütün tulum üstadlarına, dedik ki böyle bir niyetimiz var. Dediler ki tulum bandosu olmaz. E niye olmaz? Dediler ki iki tulum, üç tulum yan yana gelmez. E neden gelmez? Çünkü onlar kendi başına bir bando. Tek başına bir bando. Siz onu 3-4 tane tulumu yan yana getirip çalamazsınız. Akort dahi edemezsiniz. Birbirlerine yanaştıramazsınız. Çünkü zaten tulum çok sesli bir yer. Evet. Bugün Arhavi'de müzik varsa ve hala devam edebiliyorsa, Cihada Orkestrası'nın bunda çok büyük katkısı var. Ve Cihada Orkestrası, Cihada Efsane Orkestrası dediğimizde aklımıza gelen ilk isim tabii ki Cemal Kurdoğlu. Ve Cemal abimizi bugün kabri başında anıyoruz. Ona sevgi ve saygılarımızı, minnetlerimizi sunuyoruz. Gelirken birçok anısından bahsettik. Cemal abiyi unutmak mümkün değil. Hele ki o sahne duruşu, şarkıları okuyuş şekli, mikrofon kullanışı. Demin de burada sohbet ederken bahsettim. Cemal abi gerçekten bir sanatçıydı. Evet, hocam Cemal abi için neler söylemek istersin? Cemal gerçekten benim yaklaşık 35 yıllık müzik hayatımda çalıştığım en iyi solistlerin başında geliyordu. Sahne hakimiyeti gerçekten muhteşemdi. Sadece sesiyle değil, halkla kurduğu diyalog ile gerçekten muhteşem bir sahne hakimiyeti vardı. Ve söylediği parçalarla önündeki kitleyi kaldırıp, ayağa kaldırıp oturtabiliyordu, onları coşturabiliyordu, onlara yön verebiliyordu ve onlarla müziği bütünleştirebiliyordu. O açıdan Cemal kardeşimizi saygıyla anıyorum ve onunla uzun yıllar müzik yaptığım için mutluyum ve onu gerçekten çok seviyoruz. Kenan abicim, sen neler söylemek istersin? Şimdi müzikte gerçekten bir efsaneydi ama onun yanında gerçek bir dost,
gerçek bir insan. Yani akıl almaz derecede muhteşem bir insandı. Şimdi şu andaki müzik dünyasında Cengiz arkadaşımıza yaşayan efsane diyor, diyorlar. Ben de Cemo'ya isim taktım. Unutulmaz efsane. Mehmet abicim, sen neler söylemek istersin? Ben iyi bir arkadaşımız, iyi bir müzisyen, iyi bir dost. Ve Turgay abi, senin diğer arkadaşlara göre daha çok vaktin geçti Cemal abiyle. Hem aynı yerde oturuyor olman. Sen Cemal abi için neler söylemek istersin? Vallahi ben ne diyeyim ya. Ben... Ruhu şad olsun. Ben yani... 9 yaşından beri arkadaşımızdı bizim. Yani onu unutmak mümkün değil. Evet, Cemal abi böyle anacağımız hiç aklımıza gelmezdi. Hepimiz onu çok seviyoruz. Gerçekten Cemal Kurdoğlu. Şu an gözlerimin önüne Arhavi Düğün Salonu'nda İntizar şarkısını okurkenki o duruşu geliyor. Cemal abi, ruhun şad olsun, mekanın cennet olsun. Sakın bir söz söyle. Sakın bir söz söyle. Yüzüme bakmasın. Gözümle bakan gözler.